Sevgili arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Keşke ödülümü alsaydım ya. Ben en iyi YouTuber'ım arkadaşlar. En iyi YouTuber benim. En çok beni seveceksiniz. Çok tatlı oldum. Dişlerimde bazen ruj oluyor da. Aman olursa da olsun, kanal benim. Hiçbir şeyimi de düzeltmiyorum, var mı? Kanal benim. Ne istiyorsam onu yaparım abi. Kanal benim. Kanal benim. O kadar açım ki, canım kuzenciğim bana yolluk yaptı da, yani rahatsız olmasanız yiyeceğim. İlk defa inanır oldum aşka, o da bana darbesini vurdu. Bak şimdi yarım kaldım yine. Fizi listemi aç hem de. Ya ben oraya birazcık daha şarkı ekleyeyim ya. Çok az şarkım var. O derin uçurumlar açın. Dur ben şu ışıklarda canım konuğumun gönlünü alacak güzel bir şarkı açayım. Bu şarkı sana gelsin. Özür dilerim. Benim bu şekilde tavla yapmasın. Kaçan kovalanır diye düşündüm. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor Furkan? İyi gidiyor. Uzun bir süredir bir şey yapmıyorum. 8 aydır çalışmıyorum. 3 ay Amerika'daydım. Aa ne güzel. Orada eğitim aldım. Biraz tatil yaptım. Şimdi bakalım Perşembe. Aynen 2 gün sonra sete çıkacağım. Ay harika. Aa ne güzel. Güzel. Öyle bir şeyler işte. Dizi? Dizi evet. Hadi hayırlı olsun. Güzel bir şey. Onun dışında işte birkaç başka farklı şeyler yapmak istiyorum. Türünden falan bahsedebiliyor musun? Yoksa şimdilik gizli mi? Yani gizli, sürpriz olsun ya. Ha, okay, gizli tamam, değil de tamam. Sürpriz olsun. Okey tamam. Onun dışında çalışmalarım var. Bir tiyatro işine girdik. Evet, bir interaktif tiyatro yapmak istiyoruz. Bu sene içinde vaktim olacak. İnşallah bu sene içinde çok tamamlayacağız. İyi. Öyle güzel şeyler var. Ay harika ya. Nerede yapacaksınız tiyatroyu? Vallahi değişik bir şeyi var, konusu var. O yüzden bize büyük bir alan gerekiyor. Ha, böyle bir hangar gibi, fabrika gibi bir yer kafamızda tasarladık. Öyle bir yer düşünüyoruz. Anladım. Bakalım öyle yani. Ay harika. Sen nasılsın? İyi ya, nasıl olsun işte. Ben de böyle buna sardım. Çok iyiymiş. Bir de bir şey soracağım Furkan. Çok sevdiğim arkadaşlarım geliyor. Ya da çok böyle keyifli değil mi? İzlemekten, görmekten keyif alacağım insanlar geliyor. O kadar seviniyorum ki. Hiç böyle telefonda konuştuğum, henüz gelmeyip tabii ki gelirim kızım diyen o kadar ilginç isimler var ki ben böyle çok şaşırıyorum. Oha inanamıyorum, bana gelecekler falan diye heyecanlanıyorum resmen. Bence çok keyifli bir konsept. İzledim de. Ay ne güzel. Çok eğlenceli. Zaten enerjin çok iyi senin. Ya teşekkür o da çok ederim güzel valla. Yansıyor. Çok sağ ol. İzlediğim kadarıyla çoğunu da izledim. Konukların da çok iyi. Evet, onların çok da enerji. Ama bir de oldu. Nasıl denir? Biraz karşılıklı. Seni gören insan zaten sana belli bir enerjide geliyor. Ya teşekkür ederim. Bence öyle. Evet, karşılıklı, doğru söylüyorsun. Yani hiç suratsız ya da ne bileyim negatif bir yerden en ufak bir enerji almadım. Telefonda bile. Çok karşılıklı oluyor bu tip şeyler. Çok doğru söylüyorsun. Bir de insanların böyle şeylere ihtiyacı var. Bu tarz enerjilere ihtiyacı var. Mutlu olmaları için, enerjik olmaları için. Yani ne kadar kötü gitse de günüm, ben bunu yapmaya çalışıyorum çok aslında. Çok haklısın. Birbirimizi böyle bir son zamanlarda sosyal medyanın da şeyiyle gömmeye çok endeksli yaşıyoruz ya. Eleştiriler bile hiç acaba kırar mıyım, üzer miyim düşünmeden bodoslama yapılıyor ya. Hani böyle insanların duygularının olduğu pek düşünülmeden hareket edilme durumu var. O yüzden pozitiften yaklaşıp birazcık daha güler yüzlü olmaya bence çok ihtiyacımız var. Kesinlikle katılıyorum. Doğru söylüyorsun. Peki sana bir şey soracağım. Gelsin. Ben çok şaşırdım. Neyi? Seninle ilgili görünce. Sen yurt dışında Kiev'de okudun? Evet, Kiev'de okudum ben. Ya ben gelmeden önce bir göz attım böyle. Peki bölümün? Abi çok enteresan. O zaten, onu senden duymak istiyorum. İlk hazırlık. Doğru mu okuduğum şey diye emin olamadım. Bilmiyorum ne okuduğunu ama ben sana hikayeyi anlatayım. Ha. Şimdi ilk hazırlık okuduk ilk sene. Hazırlık bittikten sonra bir liste verdiler önümüze. Hazırlıktan işte sertifikamızı aldık, dil sertifikamızı. Daha sonra bir liste verdiler. Listede uçak mühendisliğinden işte ekonomiye kadar bilmem nereye kadar böyle 1,5-2 sayfalık bir liste. Ve oradan seçtiğin bölümü okuyorsun. Ben çok garipsedim şimdi ilk başta.
sınıftaki çocuklar uçak mühendisliği bilmem ne falan, ben inşaat mühendisi oldum. Ya dedim ne oluyoruz, bir dakika durun, bunu bir hani teste tabi tutulması lazım. Evet, ben lazım. De onu diyecektim şimdi. Ben tabii ekonomiyi seçtim sonra hemen. Dedim ki hiç yormayayım kendim ama ekonomi benim neyime? O da ayrı konu ha, zaten. Bir de öyle bir şey var. Benim yani rakamlarla aram çok iyi değildir. Ama nasıl seçiyorsun ekonomiyi? Çok bilmiyorum, öyle çat diye seçtik. Yani. Aa ne acayip. Ama uçak mühendisliği var, inşaat mühendisliği var. Baktım dedim ki bunlar beni yer bu bölümde. Hayır, aralarında kaybolurum. Eğitim sistemindeki mantıklarını anlamaya çalıştım. Çünkü ilginç de bir şey bu aslında. Şundan dolayı seçiyorsun kendi rızanla bir şeyi. Hani bizde maalesef şöyle bir şey olabiliyor ya. Ya puanım buna yetiyor. Ya kötünün neyse bunların arasından bunu seçeyim bari durumu var ya. Ama ben sonra uçak mühendisliğinde okuyan arkadaşlarımı gördüm. Vietnamlıların peşinden koşuyorlardı. Şu ödevi yapsana, bana şunu yapsana diye. Tabii canım rüşvetle. Ay inanmıyorum. Ay çok acayipti ya. Çok enteresan bir deneyimdi orası benim için. İki sene İki kaldım sene ama. İki sene bir de. 17 yaşında gittim ben. Ay inanamıyorum. Bayağı keyifliydi benim için. Bir şeye çok inanıyorum ben. Bir şey öğrenmek, bir şey deneyimlemek ya da tecrübe etmek için o havuza atlaman gerekiyor. Çok haklısın. Gerçekten orada yüzme bilmiyorsan da o havuza atlayacaksın. Kesinlikle. Ve bir şekilde orada öğreniyorsun. Yüzüp zaten. Yüzüp yüzmediğini öğreniyorsun ki eğer panik yapmazsan zaten yüzersin. Evet. Evet, doğru söylüyorsun. Amerika'da ne yaptın bu arada? Akademiye gittim. Aa, önce bir dil eğitimi aldım. Ay bravo sonra, sana ya. Bunu yapacaktım uzun zamandır. Helal planlıyordum zaten vallahi. Bunu. Bir yerden ona bir o tarafa başlamak lazım. Ben alaylıyım. Hep her işte projede bir oyuncu koçuyla bir şeyle bir farklı gözle çalıştım. Bunun durmasını istemiyorum. Hep devam etsin. Daha farklı yerler, daha farklı kültürler göreyim. Biliyorsun her yerden yani algının, farkındalığının açık olduğu her an, her şeyde onu daha da genişletmek gerekiyor. Ama kendine böyle yatırım yapman çok takdir edilesi. Darısı tüm oyuncu ve oyuncu adaylarının başına. Çok önemli bir şey ya Furkan. Kesinlikle bitmiyor bizim bilgimiz. Kesinlikle. Ya da bilmemiz gereken şey. Her yeni rolde, her yeni karakterde, her yeni projede yeniden çalışmamız gerekiyor. Ben de özel ders almam gerekiyor. Çünkü kendime yetmediğimi fark ediyorum. Ben onu şey diye düşünüyorum. Mesela bir yönetmenle konuşurken bunu söylediğinde bana dedi ki aa hani gayet rahat söyledim bunu dedi. Niye söylemeyecekmişim ki? Değil mi? Neden söylemeyeceğim? Evet, bana doğru. Daha garip geldi onun bunu söylemesi. Çünkü öyle egolara alışığız ki burnundan kıl aldırmayan, kibirli, hani dünyanın en iyisinin kendisi olduğuna inanan. Onu şeyde özgüven kırdım ben. Özgüven güzel bir şey ama mesela bu bana daha özgüvensiz geliyor biliyor musun? Ya bir de ne bileyim. Kimseyi gömmeden herkesi gömüyor. Evet. Aynen kalanın kim varsa hepsini. Ya bunu yapanlar kendilerini biliyorlardır zaten. Çok şükür ben hiç öyle insanlarla da çalışmadım şansa ama kendimi çok iyi biliyorum, dilimin kemiği yoktur. Öyle birilerine bizzat yüz yüze göz göze denk gelirsem de ben söylerim diye çok korkarım. Ben çok yakın arkadaşlarım olursa çatır çutur hiç affetmem yani. Hatta zorlarım böyle. Ben yakın olmasam da söyleyebilirim gibi geliyor. Yani kırmadan, küstahlık etmeden yani bunun çok hoş görünmediğini en azından benim için öyle olmadığını bir falan sorumluluk söyleyelim. Olarak nitelendirebiliriz belki. Evet ya da iş çünkü güzellik de diyebiliriz. Bizde hani çok fena. Ay kendim daha biliyorum. Sıkı çalışacağım ki ne bir yerde boşluğumu yakalama diyor yani gerçekten. Hayır kendime diyorum bunu. Yani 3 gün sonra şunu yaparım. Fizgi ya çenenin bağına ne gerek vardı yani susaydın görmezden geleydin falan da denilir çünkü. Ama, ya, ama niyet kötü değil ki bunu yaparken. Evet ona bir gerçekten lazım. Öyle yani onu rencide etmek için değil kesinlikle, zaten. Kesinlikle aynen kesinlikle hiç öyle düşünmedim. Ya insanoğlu biraz hassas. Biraz katı, çok çok değişik varlıklarız ya. Sadece bu sebepten bile durmamamız lazım. Öğrenmeye evet. Devam etmek ama baksana gerekiyor. Yönetmenin sana diyor ki ya bunu söylemene bile çok şaşırdım. Halbuki gerçekten ben de senin aynı fikirdeyim. Ne var ki bunda? Sen bu işi daha iyi yapmak için buna çaba gösteriyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Bir de şöyle de bir durum var. O kadar keyifli bir şey ki bir tatlı bir lezzeti var ki bu işin. Aha. İçine girdikçe daha fazla oluyor. Tabii. Daha fazla giriyorsun. Kendinin dışında yarattığın ya da canlandırdığın karakteri daha fazla derinden tanımak seni bambaşka bir yere... Ya şöyle düşün. Geçen sene çok fazla çalıştık. 5 gün haftada 6 gün falan uzun saatler tabii. Çalıştım. Bir yerde şeyi fark ettim. Ya ben normal günlük kıyafetlerimden daha çok
o adamın kıyafetlerini evet, giyiyorum. Evet, doğru. Ve bu bir çok noktada yani daha böyle optimist bir yerden bakarsan sana başka bir insan olma fırsatı da veriyor. Çok haklısın. Aynı zamanda. Yani çok tabii. Da derinlemesine içine girmediğin sürece, yani aklını kaybetmediğin tabii, sürece. Tabii tabii. Şizofrenik bir durum olmadığı müddetçe evet. Aslında senin hayatında ciddi bir yer İnanılmaz kaplıyor. İnanılmaz bir şey. Deli misin? Mesleğini onlar veriyor. Güzel mesleğin var işte ya da neyse kötü. Fark etmez. Farklı. Evet. Yeni yani. Doğru. Analiz edebilecek yeni bir bilgi, yeni bir şey. Neyse artık. Çok haklısın. Biraz böyle keşfetmek. Evet, öyle, evet, evet. Öyle bakmak, anlıyorum. Deneyimlemek, biraz öyle bakmak gerekiyor. Ve çok heyecan verici de buluyorum bunu. Seni anlıyorum yani. Her defasında yeni biri oluyorsun, yeni evet. Bir şey oluyorsun. Ve bunun için bir çaba göstermenden daha güzel bir şey olamaz. Şimdi evet, kafemiz burası. Geldik mi? Aynen tamam. Öyle. Muhabbete orada devam edeceğiz. Okay. Arkadaşlar kafemize geldik Furkancığımla. Tabii biz buraya geleli bir saat, bir buçuk saat oldu evet. Ama muhabbet, sohbet etmekten keşke kayda girseymişiz dediğimiz oldu. Sağ olsun mekanımızın sahipleri bizi düşünerek hep oturuyorsunuz burada masada, size tatlı sıcak bir ortam yaratalım istedik dediler. İşte perdesiydi, vitray, begonya falan. Evet, yarın tığ işi şeylerimiz, örtülerimiz de gelecek. Böyle pütikareli, ay pütikare değildi bu neydi? Ekose. Ekose berjerlerimiz. Finale gitmeyen cümlelerim. Evet. Hadi ben sorulara geçeyim. Yani arama motorunda seninle ilgili sorulan sorular var. Senden de eğer istersen hadi aklıma şu geldi diyebileceğim bir şey varsa tahminlerini isterim. Soru bence fiziksel ilk fiziksel. Başta. Boy, kilo hadi falan. Hadi açıyorum o zaman. Öyle bir şey. Buyurun gelsin. Bakalım. Ne sorun? Oo, Furkan Andıç nasıl kadınlardan hoşlanır? Belli ki... Vicdansızlar. Vicdansızlar. Belli ki öyle bir profil yakalayıp hemen karşına çıkmaya çalışacak ablamız. Yani evet, soran bir kişiyse evet. ya hiç öyle bir şeyim olmadı yani. Senin öyle bir şeyin var mıdır fiziki? Yani ya ben şundan çok hoşlanırım falan filan. Tarışın kadınlar bir tık bana böyle biraz böyle uzak geliyor. Ha uzak daha geliyor. Daha böyle koyu renkler ha. Diyebilirim. Evet sevgili hanımlar, bu evet. Sene saç renklerini kestaneye dönüyoruz. Bence özünde en etkileyen kısmı şeydir. Arabada da konuştum. Arabada da konuştuğumuz şey gülümseme, güzel gülümseme, güzel kahkaha. Furkan kız iyice delirdi. Tam olarak bundan bahsediyorum işte, gerçek bir kahkaha. Teşekkürler. Önemli bir şey, kolay bulunmuyor. O yüzden beni en çok etkileyen kısım evet kahkaha. İkinci soruya geçiyorum Furkan. Bakalım buyurun. Neymiş? Aa, en etkilendiği film ve karakter. Furkan'ın. Aa şey. Ne? Life is Beautiful filmi. Ha. Roberto Benigni. Ay. Çok güzel filmdir ya. Çok tatlı bir karakterdi. Evet o. Çok. Ne kadar sıkıntılı, dertli olsa da hayat ya da şey neyse artık. Başındaki sıkıntı. Ona öyle yaklaşmamak bir şekilde onu kırmana yardımcı oluyor. Evet. Ya da etrafındaki insanların onu kırmasına bir şekilde senin de bir desteğe ihtiyacın çevirmenlik var. Çevirmenlik yaptığı sahnede çocuğu güldürmek için. Ay, çok iyi. İşte çocuk deli gibi gülüyor falan filan böyle. Bütün adamlar böyle duruyorlar. İşte orada çok acayip. Çocuğun anlamaması falan. Ah. Aslında seyircinin de onu anlamak istememesi. Yine evet. Çok etkileyici gerçekten. Evet, güzel. Bu film evet. Güzel. Tatlış cevap. Üçüncü peki. Soruya geçiyorum. Buyurun. Aa bunu cevapladın. Yeni projesi ne zaman Furkan'ın? Tarihini söyledin mi? Yok tarihini İki gün sonra sete giriyoruz dedin. Onlar başladılar ben iki gün sonra. Anladım aynen. Anladım. Furkan Andıç'ın çalışmadığı bir günü nasıl geçer demiş. Ne yapıyorsun hakikaten? Sen de evci birine benziyorsun çok biraz. Çok evci benim. Değil çok, mi? Çok. Çık yani çok gezdim, çok çıktım dışarı falan. Çok fazla böyle insana değdim ettim ama artık böyle bir o değdiğim insanların hikayelerini toplayayım, kendimi yazayım. Bende neler çağrıştırıyor, ne oluyor? Bir şeyler yapıyorum şu yazıyor an. Yazıyor musun? Yazmaya yeni başladım ama resim yapıyorum, akrilik çalışıyorum. Aa ne güzel. Evet, çok inanılmaz rahatlatıyor. Beni çok rahatlatıyor bütün o renkleri kullanmak aslında. Ben duyguları çok böyle renklerle bağdaştırırım. Kullandığım renkler de bir nebze böyle o anki duyguların evet. Hep öyle olur tabii, ya tabii. Onu yansıtır. Sanki böyle konuşamadığım, söylemediğim şeyleri o tuvale söylüyormuşum gibi gelir bana. Çok merak ettim. İşlerini de merak ettim. İşte, evde bir şeyler var mı?
Yani var var. Var. Utanmana gerek yok ya. Hep böyle şeylerde bizde böyle şey oluyor hemen. Ya evet. Çünkü içten içe eminim şöyle yapıyorsun. Ya şimdi benim de estağfurullah ne haddime ressamlar varken falan. Ama o senin rahatlaman için. Herkesin tuttuğu fırça kendine yani. Öyle öyle söyleyeyim yani. Herkesin tuttuğu fırça kendine. Fırça kendine tabii yani. Hadi bakalım. Kendi sanatı yani. Evet. Peki son sorum. Buyurun. Furkan Andıç Etiler'de ev buldu mu? Gerçekten böyle bir soru var. Yok ya benim Moda'da çok keyifli bir evim var. Etiler'de ev mi arıyordun? Yok yok hayır o böyle bir işte şeyden sonra öyle yanlış bir haber çıktı. Ama zaten yanlış haberlere alışırız o yüzden sorun değil yani. Yok Moda'da çok keyifli güzel keyfin bir evim var. Keyfin yerinde. Aynen. Ay ne güzel. Furkan şarkı söylüyor musun? Ya bak ilk izlediğim program Serenay'la olan programımdı. Bunu sana yapmayacağım. Gerçekten. Yok söylemeyeceğim hayır. Neden? Ya ne güzel başlamışsın. 10. bölüm mü 11. bölüm mü? Hiç sıkıntısı yok bir şey yok. Arkadaşlar bilmem de şarkı benim falan fasıl grubum geliyor. Ay yok falan arkadan çıkıyorlar. Yok yok vallahi. Çok isterdim. Gerçekten üzerine çalışıyorum. Geçen sene başladım ama işte o eğitim falan Amerika derken o bir ara verdim. Bu sene tekrar başlayacağım. Aa ne güzel şan dersleri mi? Eğitimimi alayım öyle söyleyeyim. Gözünü seveyim. Anladım. Burada yani yapmayalım çatlatmayalım lenslerimizi. Okey tamam o zaman tamam. Ay teşekkür ederim geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. Çok ben. Keyifli oldu valla. Bence de. Güler yüz için ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür güler yüzlüsün ve çok güzel gülüyorsun. O senin enerjin. Hakikaten böyle öyle. Şey oluyor. Hepimizin gözleri kısılıyor Furkan'cığım. Ama bu gerçekten iyi şakada hiç kimseyi görmem. Herhalde. Böyle kapatırım yani. Deli misin ya? Hep birlikte gülelim arkadaşlar. Sizi aynen seviyoruz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. En iyi YouTuber benim. Bunu sakın unutmayın. Ödül için teşekkür ederim.